İyi geceler sayın seyirciler. HPV Haber Merkezi'nin hazırladığı gece haber bültenini sunuyoruz. Sivas'ta 35 kişinin ölümüne ve 60 kişinin yaralanmasına neden olan olayların ardından tam bir sessizlik hüküm sürüyor. Dün gece ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra durumun sakin olduğu, çevre ve sokaklarda güvenlik güçlerinin denetiminin devam ettiği bildiriliyor. Bu arada Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz, Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu, Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Fisinoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halis Burhan incelemelerde bulunmak üzere Sivas'a gittiler. Sivas'ta bulunan HPV muhabiri Cengiz Tahtekin bildiriyor. Olaylar şu anda Sivas'ta yatışmış gözüküyor. Bunda dün gece ilan edilen sokağa çıkma yasağının etkisi büyük. Dün meydana gelen çatışmalar sırasında savaş alanına dönen cadde ve sokaklar şimdi bomboş. Halk sokağa çıkma yasağına uyuyor. Güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutuyor. Önemli noktalarda geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Bu arada Sivas'a çevre illerden takviye kuvvetleri gelmeye devam ediyor. Yapılan son tespitlere göre olaylarda 35 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Yaralananların 14'ünün güvenlik görevlisi olduğu belirtiliyor. Yaralılar Sivas Devlet Hastanesi, Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi ediliyor. Gazeteci yazar Aziz Nesin ise güvenlik güçlerince bilinmeyen bir yerde koruma altına alındı. Pir Sultan Abdal kültür etkinliklerine katılan 35 sanatçı ise herhangi bir saldırı ihtimaline karşı Emniyet Müdürlüğü'nde bekletiliyor. Yetkililer olaylarla ilgili olarak 35 kişinin gözaltına alındığını açıkladılar. 1 Temmuz Perşembe günü gazeteci yazar Aziz Nesin'in Pir Sultan Abdal kültür etkinliklerinde yaptığı konuşma olayların başlangıç noktasını oluşturdu. Aziz Nesin'in İslamiyet'le ilgili açıklamalarına ilk tepki yerel basından geldi. Gazetelerde Müslüman mahallesinde salyangoz sattılar şeklinde manşetler ve Aziz Nesin'e yönelik eleştiriler yer aldı. Yine aynı gün şehirde Aziz Nesin'e hedef alan bildiriler dağıtıldı. Bütün bu gelişmelerden sonra şehirde artan gerilim eyleme dönüştü. 2 Temmuz Cuma günü Cuma namazından çıkan 500 kişilik aşırı dinci bir grup önce hükümet konağının önüne gelerek Şeytan Aziz, Vali istifa ve İslamiyet'i ezdirmeyeceğiz şeklinde slogan attılar. Şehrin değişik yerlerinde gösterilerini saldırıya dönüştüren grup daha sonra Aziz Nesin ve diğer sanatçıların kaldığı Madımak Oteli'nin önünde toplandı. Oteli ablukaya alan göstericilerin sayısı giderek arttı. İlk saatlerde gerekli tedbirlerin yeterince alınmaması olayların boyutlarını büyüttü. Göstericiler otele yönelik taşlı saldırılarını uzun süre sürdürdüler. Saldırılar otelin ateşe verilmesiyle doruk noktasına ulaştı. Yapılan ilk incelemelerde Madımak Oteli'nin çevredeki araçlardan birinin benzin deposu sökülüp ateşe verilerek kundaklandığı anlaşıldı. Yangının lobiyi sarması üst kattakilerin kaçmasını güçleştirdiği için ölü sayısının artmasına neden oldu. Dün gelişen olaylar üzerine Sivas'a gelen İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ve Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun olayların geçtiği yerlerde incelemelerde bulundular. Gazioğlu daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada olayların organize bir şekilde gelişmediğini söyledi. Gazioğlu açıklamasında yazar Aziz Nesin'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve Sivas dışında bulunduğunu ifade etti. Olaylar nedeniyle valilikçe sokağa çıkma yasağı konulduğunu ifade eden Gazioğlu, halkın bu yasağa titizlikle uyması, tahriklere kapılmaması, devlet ve kanun hakimiyetine güvenmeleri istenmiştir dedi. Bu arada Sivas'ta meydana gelen olaylar üzerine Bakanlar Kurulu gece yarısı olağanüstü toplandı. Başbakan Tansu Çiller yaklaşık 2 saat süren toplantıdan sonra devletin bütün birimleriyle görev başında olduğunu belirtti. Çiller, Sivas'ta gerekli bütün önlemlerin alındığını vurgulayarak vatandaşların huzur ortamının devam edeceğinden emin olmalarını istedi. Ölümlerin çatışmadan değil, yangın sonucu meydana geldiğini belirten Başbakan Tansu Çiller, vatandaşların tahriklere kapılmamalarını da istedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz, Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu, Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Fisinoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halis Burhan da incelemelerde bulunmak üzere bu sabah Sivas'a gittiler. Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve beraberindekilere Sivas Valisi Ahmet Karabilgin tarafından bilgi verildi. İnönü burada yaptığı açıklamada hükümetin olaydan derin üzüntü duyduğunu, bu hareketi tahrik edenlerin mutlaka adalet makamlarınca bulunacağını söyledi. Hükümeti temsilen olayları yerinde incelemek amacıyla Sivas'a geldiklerini anlatan İnönü, Sivaslılara bütün ülkemize güvence vermek istiyoruz.
Cumhuriyetin getirdiği güvence, Cumhuriyetin getirdiği sağlık, mutluluk ve kalkınma, uygar yaşam, bunlar hiçbir zaman ortadan kaldırılamayacak. Hepinizin yıllardır alışmış olduğu yaşam biçimi, uygar yaşam biçimidir dedi. Erdal İnönü daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yangından kurtulanlarla bir süre görüştü. Buradan ayrıldıktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumu, Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi hastanelerine giden İnönü, daha sonra valilikte basın toplantısı düzenledi. İnönü toplantıda Türkiye'nin layık bir cumhuriyet olarak sonsuza kadar yaşayacağını vurguladı. İnönü olayların demokratik rejim içinde fikirlere saygı gösterilmediğini ortaya koyduğunu söyledi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü olayları kökten dincilerin bir tepkisi ve bir süredir kamuoyunu meşgul eden Şeytan Ayetleri kitabına yönelik bir olay olarak nitelendirdi. Bu arada Şeytan Ayetleri kitabının Hint asıllı İngiliz yazarı Salman Rushdie de Londra'da bir açıklama yaparak Sivas olaylarını kınadı. Rushdie açıklamasında kendisinin izni ve rızası olmadan kitabından alıntılar yapılmasını eleştirdi ve Sivas'ta meydana gelen olayları canavarlık olarak nitelendirdi. Sayın seyirciler, Sivas'ta meydana gelen olaylarda yaşamlarını yitirenlerin kimlikleri tam olarak belirlenmezken daha önce öldükleri açıklanan Serdar Doğan, Metin Gedik ve Aydoğan Yavaşlı'nın yaralı oldukları ve tedavi altında bulundukları bildirildi. Olaylarda ölenlerin kimliği belirlenen 30 kişi şunlar: Asım Bezirci, Mehmet Atay, Hasret Gültekin, Nesim İçümen, Serkan Doğan, Behçet Safa Aysan, Karina Kavuna, Yeşim Özkan, Gülender Akça, Gülsüm Akbaba, Kenan Yılmaz, Murat Gündüz, Mehmet Kifayetoğlu, Ahmet Alan, Handan Metin, Ahmet Özyurt, Muhammed Çiçek, Serpil Canik, Menekşe ve Koray Kaya, Erdal Ayrancı, Belkıs Çakır, Asaf Koçak, Huri Özkan, İnci Türk, Özlem Şahin, Yasemin Sivri, Muhlis Akarsu, Sehergül Ateş ve Edibe Suları Albaba. Sivas olaylarında yaşamlarını yitiren diğer vatandaşların kimlikleri belirleme çalışmaları devam ediyor. Olaylarda yaralanan 60 kişiden durumları ağır olan 4 kişinin ameliyat edildiği bildirildi. Üzücü bir haberimizde Mardin'in Dargeçit ilçesinden sayın seyirciler. Bölücü terör örgütü PKK'nın kanlı eylemleri devam ediyor. Teröristlerin saldırısına uğrayan Dargeçit ilçesi Çelikköy Jandarma Karakolu'nda 16 er ve erbaş şehit olurken 25 er ve erbaş da yaralandı. Yine aynı köyde bir minibüsün PKK'lı teröristlerin döşediği mayına çarpması sonucu 5 vatandaşın yaşamını yitirdiği bildirildi. Dün gece saat 22 sıralarında Çelikköy Jandarma Karakolu'na ağır silah ve roket atarlarla saldıran teröristlere karşı güvenlik güçlerinin geniş çapta operasyon başlattıkları haber verildi. Bu arada Şırnak'ın Uzundere Köyü'nde de baskın yapan PKK bir korucuyu şehit etti. Baskın sırasında 3 korucunun da yaralandığı bildirildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ise köprü yapan bir şantiyeyi basan teröristler 7 inşaatçıyı yaktılar. Şanlıurfa'nın Silvan ilçesinde ise bir eve yapılan saldırıda da Hüseyin Baraç ve Mehmet Dede adlı vatandaşlar öldüler. Saldırıda ayrıca 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturmanın ve operasyonların başlatıldığı belirtildi. Iğdır şehir merkezinde de roket atar ve otomatik silahlarla saldıran teröristlerin özellikle kamu binalarına hasar verdikleri öğrenildi. Öte yandan Şırnak'ın Cudi, Çuray ve Namaz dağlarıyla Besteler bölgesinde PKK'lı teröristlere karşı başlatılan operasyonların yoğun şekilde sürdüğü bildirildi. Mardin'in Dargeçit ve Şırnak'ın Güçlü Konak ilçelerinde kırsal kesimlerinde ise yeni operasyonların başlatıldığı öğrenilirken, bölücü örgüt PKK'nın kayıplarının operasyonlar sona erdikten sonra güvenlik güçlerinin yapacağı aramalarda kesin olarak öğrenileceği bildirildi. Sayın seyirciler, Tansu Çiller'in başbakanlığında 2. DYP ve SHP koalisyon hükümetinin programı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışıldı. Siyasi parti liderleri hükümet programının yanı sıra Sivas olayları üzerine de görüşlerini açıkladılar. Program üzerine ilk konuşmayı yapan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Sivas'ta meydana gelen olayların belli bir maksatla bu kente giden kişinin orada halkın inancına karşı nezaketsiz sarf etmesi ve halkı tahrik etmesi yüzünden meydana geldiğini öne sürdü. Erbakan, hükümet programı içinde bu program cekcak edebiyatıdır dedi. Erbakan, Meclis Genel Kurulu'nda hükümet programı üzerinde görüşlerini açıklamadan önce dün Sivas'ta meydana gelen olaylara değindi. Erbakan, bu kabil şiddet olaylarını hangi şart altında olursa olsun tasvip etmek mümkün değildir. Bu kabil olaylar bütün ülkelerin ceza kanunlarında da cezayı gerektiren olaylardır. Bu sebepten dolayı olayların meydana gelmesinde asıl sahip ortadadır. Büyük bir tahrik yapılmıştır dedi.
Erbakan olayların bir Alevi-Sünni çatışması olmadığını belirterek bu olay 3-5 tahrikçiyle yöneticinin basiretsiz davranışından kaynaklanmıştır. Bu sebepten dolayı yöneticilerimiz dikkatli olmalıdır ve bu kabil olaylara zemin hazırlamamalıdırlar şeklinde konuştu. Refah Partisi Genel Başkanı hükümet programı üzerinde partisinin görüşlerini açıklarken de ilk koalisyon hükümetinin başarısız olduğunu savunarak koalisyon hükümeti döneminde terörün alevlendiğini, iç ve dış borçların, işsizliğin arttığını, dış politikada teslimiyetçi boş laf üreten politikalar uygulandığını öne sürdü. Uygulanan politikalarla devletin iflas ettiğini belirten Erbakan, hükümet iflas masası memurları durumunda, şimdi de tasfiye masası kuruyorlar. Gerçekler maalesef acı bir istikamete doğru gitmektedir. Program, hükümetin uslanmaz bir kumarbaz çocuk zihniyetiyle hareket ettiğini gösteriyor. Bu yılın 2 ayında erken genel seçim yapalım diye konuştu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti adına görüşlerini açıklayan Grup Başkan Vekili Aydın Güven Gürkan da Sivas olaylarına değinirken, ya bizler bu sorunları çözeceğiz ya da bu sorunlar içinde ülkenin boğulmasının ağır sorumluluğunu ve vebalini taşıyacağız dedi. Gürkan, programın birçok noktasına karşı olmasına binaen hükümete toplumla birlikte kredi açmak gerektiğini söyledi. Sivas'taki olaylarda 35 kişinin hayatını kaybetmesinin derin acısının yüreklerinde bulunduğunu belirten Aydın Güven Gürkan, bu acıya Mardin'in Dargeçit ilçesindeki jandarma karakoluna teröristlerce yapılan saldırı sonucu 16 erin şehit edilmesinin de eklendiğini söyledi. Ülkede barış ve huzur içinde yaşamak isteyen tüm insanların gözlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu vurgulayan Gürkan, Sivas olaylarını değerlendirirken sorunun bugünün sorunu olmadığına dikkat çekerek, "Çok uzun yıllardan beri gelen bir sorun bu. Şu hükümet suçludur, şu kişi suçludur demekle sorunu çözebileceğimizi sanmıyorum. Sivas'ta olay perşembe günü oluyor ve cuma günü insanlar öğle saatlerinde çeşitli yerlerde toplanıyorlar. Ortamın gergin olduğunu, kışkırtmaların olduğunu orada yaşayan herkes görüyor. Neredeyse 10 saat bu olayı önleyebilecek çareyi bulamıyoruz ve 35 insanımız feci bir biçimde boğularak yaşamlarını yitiriyorlar." diye konuştu. Gürkan, olayın çeşitli inanç grupları arasında karşılıklı kıyıma varmamış olmasının teselli edici olduğunu ifade etti. Hükümet programı üzerinde partisinin görüşlerini açıklayan Aydın Güven Gürkan, Güneydoğu sorununun çözümü için de Cumhurbaşkanı'nın, Meclis Başkanı'nın başkanlığında yeni yaklaşımlar oluşturabilecek bir proje üretilmesine büyük gereksinim duyulduğunu söyledi. Gürkan, iç borç faiz vadesinin yeni bir takvime bağlanması gerektiğine işaret ederek, PTT'nin özelleştirilmesine karşıyız. Hükümet, ülke yararına olduğu konusunda bizi ve toplumu ikna ederse destek veririz dedi. Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet programı ile ilgili partisinin görüşlerini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal da konuşmasına başlarken Sivas'ta dün yaşanan olaylara değindi. Baykal, hükümet yetkilileri ve siyasi parti başkanlarının olayları meşru gösterecek açıklamalardan özellikle kaçınmalarını istedi. Deniz Baykal, konuşmasının hükümet programı ile ilgili bölümünde de Tansu Çiller'i eleştirerek, "Tansu Çiller kendisine danışman arayacağına öncelikle bir başbakan arasın," dedi.